Hadi bakalım başlıyoruz. 31. Bok gibi program olmuş bu arada. Abi zaten bir solcudan da bu beklenir. Hoş geldiniz. Merhabalar. Güzel. Harika, muazzam, muazzam bir kalabalık var. Umarım sakin bir program geçiririz. Nasılsınız efendim? Ben sürekli görüldü yiyorum davet almak için yazdığımda. İkinci kez gelmişsin ama. Yanlış bir şikayet değil mi bu? Yok, beşinci benimki de. Hadi bakalım. Çok iyi. Hoş geldin. Hangi Amerikan başkanı geliyor bunu da söylersen çok şey olur yani. Bizim de çok şaşırdığımız bir konu oldu. Eski Amerikan başkanları iklim krizleriyle ilgileniyorlar, dünya barışıyla ilgileniyorlar biliyorsun. Emekli olduktan sonra bir meşgale lazım Amerikan başkanlarına bu programa katılma isteklerinde bulunmuşlar. Yakında açıklayacağız. Senin 5. kez gelmen de çok enteresan bu arada. Ben ama ismimi vermedim, o yüzden bulamazsınız diye tahmin ediyorum ama. Ay, şu an ifşa ettin kendini ama. Abi ben geleyim ya. Yani oğlum olmaz. Bir insan şöyle bir programdan nasıl zevk alır ya? Abi öyle deme. Ya hadi Oğuzhan abi sen de. Kravat iğnesi koktum, takım abi elbise koktum artık. Gece uyurken 32. gün falan açıyorum yanda, öyle uyuyorum falan. Cümle çok acayip korkuttu beni ama. Allah'ım. Yok yok abi. Birçoğumuz çünkü gece uyurken 32. gün açıyoruz. Evet. Tamam. Bu arada ben de açıyorum harbiden. Ben de açıyorum bu arada. Bu aralar azalttım biraz ama önceden çok daha yoğundu. Bu arada sağda ben varım, gördün mü bilmiyorum. Yine kimlik değiştirip alana giriş yaptık. Rahat olun. Turuncu tutar şakası geldiğine göre devam edebiliriz. 31. Buyurun. Diyeceğim de ben telefonumun şarjı bitiyor. Şarj aletine ihtiyacım var. Şarj aleti bulamazsın bence kanka. Of, çok acayip program olacak. Konuklara bak. Ön yargısız izleyeceğim. Türkiye Ün Partisi bizlerle. Haydi bakalım. Kanka ön yargısız izleyelim mi Bahadır? Ben zaten ön yargısızım tamam, ki. Tamam ama bak full ön yargı. Bak ön yargı için karşıdakini tanımaman, bilmemen lazım. Biz bu insanların fikirlerini, yaptıklarını, siyasi hayatlarını biliyoruz. Biz ön yargılı değiliz. Yargılıyız. Kanka o zaman yani, o zaman tam bak ben tamamen hiç şaka yapmadan, hiç ön yargı olmadan izleyeceğim. Chat. Hazır mıyız? Adaya bu hafta veda eden isim İrfan Değirmenci. Hayır. Kermit. Evet. Hayır. İrfan. Son kokonatını yemeden Türkiye Ünlü Partisi'ne veda ediyorsun. Açıklamalarını dinleyelim. Acun abi, öncelikle bu programa katılmak hayatıma çok fazla şey kattı. Umarım All Star kadrosuyla birlikte Survivor'a geri dönerim. Burada geçirdiğim deneyim, son 3 ayım hayatımın hiçbir evresinde deneyim edebileceğim bir şey değildi. Beni çok geliştirdiğine inanıyorum. Kişisel olarak kendimle çok yalnız kaldım ve bu bana çok şey kattı. Bundan sonra... Çok komiyiz amına koyayım. Devam et. İzninizle programı başlatayım o zaman. Mevzular Açık mikrofona hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. Erkan Baş var mı, yok? Ha var. Bakayım. Var var. 31. Padişahım. Sena'nın şarkıyı kullanmışlar. Çok iyi olmuş. Türkiye İşçi Partisi %51 oy aldı. Tek başına iktidar oldu. Haydi bakalım. Allah korusun. Kanım sosyalizm elden bir günde. Gitti. Hoşuna gitti. İtiraf et. İşte o zaman bazı şeyleri konuşacağız. Biz de not alıyoruz. Oğuzhan abinin samimiyetsiz gülüşü. Abim benim. En azından, en azından dürüstler. Otoriter, ya solun çok otoriter bir yönetim olacağını, işte bazı şeyleri not alacağını, demir yumrukla yöneteceklerini en azından söylemişler yani. Oradan iyi tarafından bakalım. Bakın bir de diyorsunuz ki hep kötülüyorsunuz. Bakın nasıl övdüm az önce. Dürüstler en azından. Twitter'da aldığımız bilgiye göre yine biz bakmazken Mevzular Açık mikrofonun formatı dışına çıkılmış. Çok fazla taraftarınız varmış. Gel geç karşıma.
AK Parti yapınca sıkıntı var, siz yapınca sıkıntı yok galiba de... Serra abla. Çok hoşuna gitti. Ben nasıl güveneceğim? Babala da bir de liyakatsiz şekilde torpilli adam sokmuşlar içeriye kanka. Ben ülke yönetimini nasıl bu adamlara bırakacağım şimdi? Serra Hanım, titreyin ve özünüze dönün. 2013'te attığınız Kemalist tweetleri biliyoruz. Yapmayın bunu. Geri dönün, biz sizi bağrımıza basarız. Bırakın bu solcu ayaklarını. Gelin Kemalist sola gelin gelecekseniz de. Ulusalak olun en kötü. Güzel. Kim istiyorsa verin lütfen mikrofonu. Ne? Evet. Öncelikle zamanında işçi partisi olduğunuz için size oy vermiştim. Elim kırılsaydı keşke vermeseydim. Veremezsiniz ki. Veremezsin abi, ilk defa. Biz seçime girmedik biz ya. Şöyle özellikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanırken sayın demiyor. Herkese sayın diyorlar. Kendisine sayın demiyorlar. Öncelikle ona dikkat Recep etmemiz lazım. Çünkü şu anki mevcut cumhurbaşkanı. Abi her Recep hafta nasıl daha salakça bir soru gelebilir diye kanka. Bir kurul toplanıyor. Tamam mı? Beyler bu haftanın en salak sorusunu seçelim diyorlar salonca, programdan önce. Kura çekiyorlar. Salak soru belirleniyor. O kurayı çekip ismi çıkan kişi de amına koyayım en salakça soruyu soruyor. Bak aynen şu. Recep Tayyip Erdoğan. Erkan başkanım şöyle bir cümle kullandı. Aynı masada. Sayın Erkan. Evet, Sayın Erkan. Buyurun hanımefendi. Evet. Seks. Gece 3 benim alfabe bilgisi kanka. Sadece 4 4 farklı harf biliyorum. Sekste 3 farklı harf var. Niye? S, E, X. Ha, ben Türkçe dedim ama kanka. Tamam, Türkçede de 3 tane var. S 2 kere kullanılıyor ya, 3 farklı harf var. Belki S, K, X diye kullanıyorum. Hadi hadi. Hadi. Türkiye İşçi Partisi olarak Ali Rona'yı neden milletvekili adayı olarak gösterdiniz? Kendisi bir patron. Bu kadar insan varken neden bir patron tercih ettiniz? Bu imaj açısından çok kötü bir durum bence. Sadece bir patron değil, işçilerine sigorta... Biz piyasacıyız. ...demeyen bir patron. Verilerimiz her tarafa saçılıyor. Bugün de e-nabız satılmış, bilmiyorum gördünüz mü? Yine mi bu lavuk geldi? Bu lavuk geçen gün ne kafa sikti ya? Kimde vardı bu? En son kimin? Ali Babacan'da da vardı ya, vebalı. Görmedim ya. Katar'a ya kime satılacağıydı değil mi? Serra Hanım AKP ile tipin şartlı seçim yarışına girmediğini belirtirken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum üzerinden sarf ettiği zengin Sünni Türk yaşlı bir erkek değilseniz gerçekten hayatınız çok zor. 5 numaralı sefir bey hakim oldu tekrar, hayır Turan ancak dışarıdan Bitcoin geliyor. Abi bir tek Serra Hanım'ı anladım, sakin ol dur. Birincisi o seni abin değil sayın diye hitap edeceksin, kimse seni abin değil, bu cinsiyetçi dilinden uzak dur. Tebrik ederim. O kendini belki de abi niye nitelendirmiyor? Aynen. Nereden neden biliyorsun? Neden fenotipi erkek gibi gözüküyor diye ona erkek olarak kabul edip abi sıfatını ona yakıştırdınız. Belki o pronans kabul etmiyor. Aynen öyle. Siz hangi partiden efendim? Eski AK Partili. Ne zamana kadar? 5 sene öncesine kadar. Harika. Şu an? Şu an Zafer Partisi. Zafer Partisi oyları bölüyor demek ki ama yanlış yerden. Buyurunuz beyefendi, sorunuz lütfen. Öncelikle simitler için çok teşekkür ediyorum. Vallahi bu saatte 3 tane yedik yani. Oğlum ben bir tane yiyemedim diyorum lan. Oğlumlu mu oğlumlu konuşup şu dilden artık uzaklaşır mısın? Nereden oğlun oluyor? Sen mi doğurdun? Hiç yakıştıramıyorum. Ben de vallahi yani ne oluyor bu cinsiyetçi değil, cinsiyetçi böyle iğrenç iğrenç sıfatlar kalıpların içine sığmışlar. Sen mi doğurdun? Bana biri böyle bir şey söylese çok alınırım bu arada. Çok gücenirim. Nerede bunlar? Mesela o çocuk da size durduk yere şimdi karım dese. Alakasız. Rahatsız olmaz mısınız? Vallahi bilseydim ben 3 tane yedim ya. Çok afiyet güzeldi. Afiyet olsun kardeşim. Boş. Sen tam kardeşim diyor şimdi. Ya sabır. Partiden ayrılamamışsın. Ya hadi ya. Güzel eskiliydi bu arada. Çok sevdiğim bir fıkra var. Bu Ermeni meselesi var ya. Bir Kürt, bir Ermeni, bir de Türk yürüyorlar. Bir üzüm bağına geliyorlar. Şu an bile komik. Sonra Türk diyor ki şu dağa çıkın. İkiniz de Türk olacaksınız. Ermeni dağa çıkıyor. Türk diyor ki artık sen Türksün. Kürt Ermeni'ye elini uzatıyor, diyor ki beni de yukarıya çek. Hayır hayır. Sonra hayır, Ermeni hayır de Kürt'e diyor ki. Hayır hayır. Hayır. Yapma yapma.
Aklıma direkt o meme geldi. PKK'yı savunanlardan ayrılıp da tek başına dimdik durup %1 oy alsa buradaki gençlerin hepsi onu desteklemez mi? Zafer Partisi in the house. Siz hala bu insanları savunabiliyor musunuz? Daha demin İstanbul Sözleşmesi konusu açılmışken bir kadına şiddet uygulayan bir katil adamı nasıl savunabiliyorsunuz? Teşekkür ederim. Aha Yılmaz Güney sorusu. Kadına şiddet uygulayan katil adamsa Yılmaz Güney. Hadi yat aşağı. Zafer Partisi in the house. Siz hala bu insanları savunabiliyor musunuz? Daha demin İstanbul... Hala bu insanları savunabiliyor musunuz? Muhtemelen Yılmaz Güney. Başka? Yılmaz Güney işte. İstanbul Sözleşmesi konusu açılmışken bir kadına şiddet uygulayan bir... Ne oldu? O el kol... indir o eli kolu öncelikle Barış. Katil adamı nasıl savunabiliyorsunuz? Teşekkürler. Zortullah. Birinci sıra adaylarınız genellikle popüler insanlardan oluşuyor. Mehmet Aslantu, İrfan Değirmenci gibi. Bunu bir... Ne alaka ya? Emeğin bir işçi dostu, işçi partisinin temel siyasi politikasına nasıl sığdırıyorsunuz? Niye Mehmet Aslantu'la İrfan Değirmenci işçi, emekçi değil mi hocam? Bir İGDAŞ işçisinden daha işçi değildir. Neden? İşçinin azı çoğu olmaz. Hocam siz... Patronlar da işçi o zaman abla. O mantığa bakarsın. İrfan Değirmenci tabii Patburruva'dır. Teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsunuz arkadaşım? Öğretmenim normalde. Siz işçi misiniz değil misiniz? Ben işçiyim. E tamam. Ama ben yazlarımı yattım. Bir dakika gariban geçeyim. Öğretmenle İrfan Değirmenci'yi mi kıyasladın gerçekten? Abi argüman falan sunacaksanız bari doğru argümanlar sunun. Discord'dan bir arama var Caz. Hemen değerlendirelim. Haberi var mı acaba? Gel gidelim. Alo alo yayındayız ona göre. Yayındayız. Yayındayız. Soldaki adama bak. Soldaki adama bak. O Lawrence Fishburne'un beyaz kardeşi bu lan. Aa harbi ne kadar benziyor lan. Birazdan Neo gelebilir abi ortaya. Urfa'da Neo falan gelebilir. Şimdi düştü. Oh, ne haber abi? Hı? Ne olsun çay içiyorum sizin yayınınızı izliyorum. Birazdan hatlar uzatacak reis bekliyor. bak en sağdaki şey yapmış. Hatları almış yani. Matrix'ten çıkmış yani. Geçirmiyorum Bodrum'da. Yapmayın Mehmet abi de geçirmiyor merak etme. Öncelikle hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Trabzon'dan geliyorum. Hoş geldin Erlik. Ben Murat Aslanoğlu. Zafer Partisi İstanbul 2. Bölgeden milletvekili adayıyım. Ya ben bir şey soracağım. Bu tipli arkadaşlarda bir şey var. Bakın bunu ön yargıyla söylemiyorum. Bu gerçekten bir deneyim sonucu kafamda oturmuş bir fikir. İktidara karşı inanılmaz bir nefretleri var. İnanılmaz bir sinirleri var. Bunu çok net anlıyorum. Bunda sıkıntı yok. Ancak kendi görüşlerinden farklı diğer görüşlere de iktidara olan nefretlerinin birebir aynısını yansıtıyorlar. Bakışlarıyla, tavırlarıyla, konuşmalarıyla durmadan aşağılayıcı, durmadan ötekileştirici, durmadan işte ezici şekilde konuşup o şekilde davranıyorlar. Niye anasını satayım ya? Ben milletvekili adayım. Barış'ın tipe bak. Zafer Partisi'ne buradan çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir programda yalnız bırakmıyorsunuz. Ya yani bu nasıl bir kalabalık? Her bölümde kesin. Zafer turizmle gelmiş. Sevgili Ahmet Bey ile aynı sahada mücadele ediyoruz. Çok zor bir sahada mücadele ediyoruz. Türkiye'nin en zengin ve devleti tamamen kullanabilen bir AK Parti milletvekili adayına karşı mücadele ediyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı mücadele ediyoruz. Ben 10 tane araba kaldırıp gençlik kollarından bir kısım arkadaşları kanalize ettiğimde, bir konvoy yaptığımda önüme panzerlerin, akreplerin yol açtığı, iktidar destekli, devlet destekli bir İçişleri Bakanı ile mücadele etmeye çalışıyorum. O yüzden Ahmet Bey'i özellikle tebrik ediyorum. Çok zor bir bölgedesiniz. Cesaretinizden dolayı, çabanızdan ötürü tebrik ediyorum. Kolay değil o bölgede aday olmak. Ne güzel bir diyalog oldu. Buyurun. Evet. Hepimiz memleketin iyiliğini istiyoruz. Ben Zafer Partisi'ndeyim. O tipte diye farklı bir şey düşünmüyoruz. Herkes gelip böyle sarılasın, mıncırasın geldi size yani gerçekten. Çok özlediğimiz diyaloglar bunlar. Onun acaba abi? Tebrik ederim. Bravo. Murat Bey yanlış partide siyaset yapıyor. Hayır, çok doğru bir parti.
Partideyim, şimdi geliyoruz. Terbiyesizlik yani, neyse. Bomba geliyor efendim. Ahmet Şık tekrar yargılansın. Tekrar yetmedi. Oğuzhan Bey. Neredesiniz? Buradayım. Yanınızda. Ha, selam. Ben... Özür dilerim, pardon. O kadar alıştım ki orada erkeklerin oturmasına. Ama şey var, default bir sesi var değil mi? O yüzden böyle sanki evet. Şeyden geliyor. Evet, sanki... evet. Dipten. Ya, kadın sesi dedim. Duyunca dedim ki izleyicilerden geliyor herhalde. Çok pardon. Vallahi o da Türk siyasetinin ayıbı olsun. İşçilerin dijitalleşme sürecinde mağduriyet yaşamaması için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsun? İnterneti keseceğiz. Masa başında çalışıyorum. Şaka değildim. Bu arada gelmeden önce aralarında... Şaka değildim. Bak gelmeden önce aralarında anlaşmışlar. Herhangi bir şey söylediğimde, güldüğümde hepiniz güleceksiniz. Komik olsun olmasın, ciddi olsun olmasın. Bak. Bak. Anlamadı. Herkes gidiyor diye yalandan gidiyor mesela. Anladın mı? Masa başında çalışıyorum. Tayyip Erdoğan konuşuyor bir taraftan. Neden? Ne düşünüyorsun? Şaka değil işte. Vaatti bu. Arkada. Zaten hep o konuşuyor. İnternet sorunu nasıl çözeceksiniz? Keseceğiz moruk. Aşırı terörist dedi. Hayatımda ilk defa duydum. Bir an şok oldum. Böyle döndüm. E tabii şimdi hepimiz terörist olunca birileri de aşırı terörist. İtiraf mı bu? Masa başında çalışıyorum. Tayyip Erdoğan konuşuyor bir taraftan arkada. Zaten hep o konuşur. Aşırı terörist dedi. Hayatımda ilk defa duydum. Bir an şok oldum. Böyle döndüm. Siz kimsiniz? FETÖ'nün sümüğünden bokundan doldursunuz. Aşırı terörist. FETÖ hepiniz ısışımı çıkartmış ortaya lan. Siz kimsiniz? Padişahım.